gençler selamlar. Kampımızın 5. haftasında köklü ifadeler konusunun part 2'si ile sizlerle beraberiz. Örnek 24'te kalmıştık, ekranda da görüyorsunuz. Örnek 24'ten devam ediyoruz arkadaşlarım. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu beni çok mutlu edecektir. Evet, 24. örneğimizde köklü ifade içeren denklemleri örnekle açıklayacağız. Örnekten önce de sizlere söylemem gereken birkaç şey var. Eğer elinizde bir köklü ifade varsa arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka o denklemin içerisinde köklü ifadeyi genel itibariyle yalnız bırakacağız ve her iki tarafın karesini alarak çözüme gideceğiz. Ama şunu unutmuyorsunuz, köklü ifadenin içerisi negatif olamaz, özellikle çift dereceyse. Tamam. 2x-1'in karekökü eksi kök 11 eşittir 0 ise tabii ki 2x-11, sevgili arkadaşlarım, karşıya attığınız kök 11'i kök 11 oldu. Şimdi şu haldeyken direkt şunu söyleyebilirsiniz. Demek ki 2x-1 11'e eşitmiş. 2x-1 eşittir 11 diyorsunuz. Buradan 2x eşittir 12 ve x eşittir 6 geliyor arkadaşlar. Denklemimizin çözüm kümesi sorulmuştu. Ç eşittir 6 yazabilirsiniz ki 6'yı yazdığınız takdirde zaten sağladığını görürsünüz. Bir diğer örneğimiz örnek 25. 2a eksi kök a artı 1 eşit 0 olduğuna göre 4a kare artı 3a artı 1 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Ne demiştik? Köklü ifadeyi yalnız bırakacağız ki burada bir tanecik köklü ifade var. O halde ben bunu bu tarafa atayım. Yani 2a artı 1 eşittir kök a olsun arkadaşlar. Ve şimdi de her iki tarafın karesini alalım. Her iki tarafın karesini alırsanız bu tarafın karesi 4a kare artı 4a artı 1 yapacaktır. Sağ tarafın karesi de biliyorsunuz ki zaten a yapacaktır. Şu durumda sevgili arkadaşlar, a'yı bu tarafa gönderdiniz. 4a kare artı 3a artı 1 eşittir ne geldi? 0. Şimdi 4a kare artı 3a artı 1 eşittir 0 ise bizim elimizde zaten böyle bir ifade aynısı vardı. 0 ise bizden ne istenmiş? Bunun karekökü, yani kök 0 istenmiş arkadaşlar. Kök 0'ın da zaten siz 0 olması gerektiğini biliyorsunuz. Sağ üst taraftayız. Örnek 26. Karekök içerisinde a artı 4 artı karekök içerisinde a eksi 1 18 ise bakın bunun eşleniği niteliğinde olan bir ifadenin bu işlemin sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi biz elimizde karekök içerisinde a artı 4 ve artı karekök içerisinde a eksi 1 olduğunu biliyoruz. Eğer ki ben bunu tutup bize sorulan ifadeyle, yani karekök içerisinde 4 artı a, hatta ona direkt a artı 4 yazalım. A artı 4 eksi karekök içerisinde a eksi 1. Bunun sorulduğunu biliyoruz. Ben bunları çarpacağım. Eğer ki bunları çarparsam eğer 2 kare farkından şunun karesi a artı 4 eksi şunun karesi a eksi 1 gelecektir. 2 kare farkında bakın x artı y, x eksi y çarpılırsa x kare eksi y kare geliyordu. Bunun karesi bu, bunun karesi bu. A'lar gider ve geriye sadece 4 eksi eksi 1'den 5 gelir. Bakın bunun sonucu kaçmış? 5'miş. Şimdi bize verilen ifade, yani şurası kaçtı arkadaşlar? 18'di. 18'de ben şurada bize sorulan ifadeyi çarpıyorum ve sonucunu 5 buluyorum. 18 çarpı bize sorulan ifade eğer 5'e eşitse bize sorulan ifade 5 bölü 18'in ta kendisidir deriz. Cevabımız buydu. 27. örneğimiz. Öncelikle sevgili arkadaşlar, bunu illa denklem kurarak yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle dersiniz. Bir şeyin küp kökü alınmış 4 olmuş. O zaman neyin küpü 4'tür? 4'ün küpü nedir? Tabii ki 64'tür. Yani burası 64 miymiş? 60 artı karekök içerisinde 18 eksi kök x dediğimiz ifade eğer ki 64 ise tabii ki şurası kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Burası 4 ise içerisi, yani 18 eksi kök x kaçtır? Tabii ki 16'dır. Demek ki kök x burada kaçmış? 2'ymiş. Kök x 2 ise x kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 4'tür. X kaçtır diye sorulmuştu bize. Biz de cevabı 4 olarak bulduk böylelikle. Devam ediyorum 28. örneğimle. Küp kök içerisinde 5 üzeri 2 x eksi 1 1 bölü 125 ise denilmiş. Bakın 5 üzeri 2 x eksi 1 bölü 3 eşittir 125 demek 1 bölü 5'in küpü bakın 1 bölü 125 budur. Bu da 5 üzeri eksi 3'ün ta kendisidir. Dolayısıyla bu da 5 üzeri eksi 3'tür yazarsak gördüğünüz üzere tabanlar artık birbirinin aynısı.
üstlere bakıyorsunuz, üstlerin de eşit olması gerekiyor diyorsunuz. Yani 2x eksi 1 bölü 3 eşittir eksi 3 diyorsunuz. İse içler dışlar çarpımından 2x eksi 1 eşittir eksi 9 geliyor. Eksi 1'i karşıya fırlatıyorsunuz, 2x eşittir eksi 8 oluyor. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz de x'i eksi 4 olarak buluyorsunuz arkadaşlar. Doğru cevabımız da buydu deriz. Ve 110. sayfamızdayız. Örnek 29. A eksi kök 5'in kare kökü artı A artı kök 5'in kare kökü kök 10 eşitliğini sağlayan A değeri kaçtır diye sorulmuş. Gelin gençler, her iki tarafın da şu şekilde karesini alarak işe başlayalım. Birincinin karesi A eksi kök 5 yapar. Artı ikincinin karesi de A artı kök 5 yapacaktır. Artı 2 çarpı tek kök içerisinde birinci ile ikincinin çarpımı, bakın, A kare eksi 5 yapacaktır. Çünkü A'nın karesi A kare, kök 5'in karesi 5. Eşittir diyorsunuz, kök 10'un karesi de bize 10'u verecektir zaten. Burada eksi kök 5 ve artı kök 5 temizliğini yaptıktan sonra bakın bir A var, bir de burada A var. Demek ki 2A diyoruz. Artı 2 çarpı kare kök içerisinde A kare eksi 5 diyorsunuz. Bu da kaça eşit oluyor? 10'a. Peki arkadaşlar, ben bu denklemin tamamını 2'ye bölebilir miyim? Böleriz. 2'ye böldüğümüz A artı kare kök içerisinde A kare eksi 5. Bu da eşittir 5 dediniz mi? A'yı tuttunuz, karşıya fırlattınız. Amaç tamamen şuradaki köklü ifadeyi yalnız bırakmak artık. Kare kök içerisinde A kare eksi 5 eşittir 5 eksi A dediniz. Daha sonrasında her iki tarafın karesini alacak olursanız eğer, şu kısmı alıyorum. A kare eksi 5 eşittir 5 eksi A'nın karesi 25, birincinin karesi, ikincinin karesi A kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, yani eksi 10 A. Arkadaşlar her iki tarafta A kare de oluştu, bunlar gitti. Eksi 10 A'yı bu tarafa, eksi 5'i bu tarafa sallarsam 10 A eşittir 30 yapacaktır. A sayısı da buradan 3 gelecektir deriz. Doğru cevabımız 3'müş sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. 30. örneğimle. İkisi de küp kök içerisinde ve gördüğünüz üzere 5, 5, kök 5 artı A, kök 5 artı A ve sevgili arkadaşlar birinde artı var, birinde eksi var. Yani ben bunu tek küp kök içerisinde ne yaparım? 2 kare farkından 5'in karesi 25 eksi kök içerisinde 5 artı A'nın karesi de 5 artı A yapacaktır. Evet, eşittir kaçmış? 2. Peki neyin küp kökü 2? Tabii ki 2'nin küpünün. Yani şurası kaç olacakmış? 8. O halde 25'ten ben 5 artı A'yı çıkarınca eğer 8 kalmasını istiyorsam şu kısmın ne olması lazım? A artı 5'in tabii ki 17 olması gerekiyor. İse buradaki A kaçtır? Tabii ki arkadaşlar 12'dir deriz. Doğru cevabımız da bu olur. Devam ediyorum 110. sayfamın sağ üst tarafındaki örnekle. Örnek 31. Bize bu sayıları sırala demiş. Şimdi sıralama yöntemleri mevcut. Arka arkaya bu yöntemleri dile getireceğiz. Eğer bu şekilde tek köklü ifadeler varsa bunları kolay bir şekilde sıralayabilmek için karelerini alıyorsunuz her birini. Bunun karesini alırsanız 25 çarpı 3'ten 75 gelir. Bakın 5'in karesi 25, kök 3'ün karesi 3 çarptınız 75. 6'nın karesi 36, kök 2'nin karesi 2 çarptınız 72. 4'ün karesi 16, kök 5'in karesi 5 çarptınız 80. Bunları sıralamak yerine gelin şunları sıralayın arkadaşlar. Bunları da sıralarsanız bakın bu B idi, bu A idi, bu da C idi. Hatta A kare, B kare, C kare desek daha mantıklı olur. En küçüğümüz B olduğu için B, sonra A ve sonra C. Demek ki B, A, C gibi bir sıralamamız mevcutmuş. Buraya da bu örneğin hangi özelliği içeriyorsa bunu yazın. Bu tarz sorular bu şekilde sıralanır deyin. Tamam mı? Devam edelim 32. örneğimizde. Kök 3'müş, küp kök 4'müş ve 6. dereceden kök içinde 35'miş. Bu sayıları sırala demiş bize. Öncelikle bunun kökünün derecesi 2, bununki 3, bununki 6. Her birini 6. dereceden kök içerisinde yazabilirim. Örnek veriyorum, A sayısı 2. dereceden kök içerisinde 3'tü. Ben ne yapıyordum? Bunu 3 ile çarpıyordum. Buraya da 3 yazıyordum. Yani arkadaşlar 6. dereceden kök içerisinde 3'ün küpü 27'ymiş bu A sayısı. Devam. B'ye bakıyorum. Şurayı 2 ile çarpalım, bunun da karesini alalım. Madem öyle, B sayısı sevgili arkadaşlarım 2 kere 3 6. dereceden kök içinde, 4'ün karesi 16, bu da B'ymiş. C sayısı zaten 6. dereceden kök içerisinde 35'ti.
Burada arkadaşlar en küçük hangisidir? B, sonra A ve sonra C. İçlerini sıraladık. O halde cevabımız yine B, A, C olacakmış. Küçükten büyüğe doğru cevap buydu deriz gençler. Ve 33. ve tabii ki son örneğimizi çözeceğiz. Daha sonrasında konu testi videosuna geçeceğiz arkadaşlar. A sayısı küp kök 4, B sayısı 4. dereceden kök içinde 5 ve C sayısı da 5. dereceden kök içerisinde 6 olarak verilmiş bize. Burada 3, 4 ve 5 olduğunu görüyorsunuz köklerin derecelerini. Ben ne yapacağım? Tabii ki şunu. Öncelikle sevgili arkadaşlar 3, 4 ve 5'in ortak katını bulacağız. 3, 4, 5'in ortak katı 60'tır. Demek ki ben bunu 20 ile çarpacağım, bunu 15 ile çarpacağım, bunu da 12 ile çarpacağım. Tabii ki üstlerini de yazacağım. 20, 15 ve 12. Bunu yaptıktan sonra artık tamamının kök dereceleri 60 olduğu için sadece içlerini sıralamam yeterli diyeceğim. Yani 4 üzeri 20'yi, 5 üzeri 15'i ve 16 üzeri 12'yi sıralamam yeterli olacaktır. 4 üzeri 20 demek 2'nin karesinin 20. kuvveti demek ki kendileri 2 üzeri 40 yapar. 5 üzeri 15 zaten 5 üzeri 15 odursun. 16 üzeri 12 de 2 üzeri 4'ün 12. kuvveti demek. Yani 2 üzeri 48 demek. Burada siz C'nin A'dan daha büyük olması gerektiğini buldunuz. A küçüktür, C yazdınız. Şimdi geçelim. A mı büyük yoksa B mi büyük? Bakın bu A'nındı, bu da B'nindi. A ile B'yi ben nasıl kurcalarım, nasıl bulurum? Şöyle arkadaşlar, 20 ve 15 için şunu yapıyorsunuz. 4'ün, bakın 4'ün 3. kuvvetinin 4'ün, ha şeydi değil mi? 20 idi, özür dilerim. 4'ün 4. kuvvetinin 5. kuvveti ne yapar? 4 üzeri 20 yapar. Buraya yazalım. 4'ün 4. kuvvetinin 5. kuvveti. Bu da 5'in küpünün 5. kuvveti. Bakın arkadaşlar, aslında bu 4'ün 4. kuvveti demek. 256 demek. 256'nın 5. kuvveti mevcut. Burada da 125'in 5. kuvveti mevcut. Hangisi büyük? Tabii ki buradaki daha büyük. O halde A B'den de büyükmüş. Yani A B'den büyükse sıralamamız yine ve yeniden BAC olacakmış sevgili arkadaşlarım. Evet, 33. örneğimizi de bitirdiğimize göre demek ki videomuzun sonuna geldik. 33 tane örnek köklü sayılardan çözdük. Yeterli bir örnek sayısı mı? Tüm konuyu ele aldığımız için yeterli arkadaşlar. Üslü sayılar için söylediğim şeyleri yine sevgili gençler, şöyle büyüteyim kendimi. Üslü sayılar için söylediğim şeyleri köklü sayılar için de söyleyebilirim. Özellikle TYT kısmına geçildikten sonra 2018'den itibaren 2018, 19, 20, 21 ve 22 yani 5 kere TYT ve AYT YKS usulüne göre sınav yapıldı ve bu sınavlarda, TYT sınavlarında üslü ve köklü sayılar konusundan gelen sorular genellikle problemleştirilmiş sorulardı arkadaşlar. Yani böyle seni full işleme sokacak, seni full köklü ve üslü sayıların özelliklerini kullandırıp işleme boğacak, seni o işlemlerin içerisinde kaybettirip işlem hatasından seni vurmaya çalışacak olan sorular yerine şu tarz sorular var. Problemleştirilmiş ve üslü köklü sayıların sadece ama sadece bir veya iki kazanımına yer verilerek, ki bu kazanımlarda zaten İşte iki tane üslü sayı çarpılıyorsa tabanlar aynıysa üsler toplanır, İşte bölünüyorsa üsler çıkarılır gibi bir iki tane kazanımı hedefleyen veya eşlenik kavramını hedefleyen örnekler oldu. Dolayısıyla gençler, çok fazla sinir harbine, çok fazla strese girmenize gerek yok bu üslü köklü sayılarla alakalı. Ha, üslü köklü sayılar başka yerlerde işinize yarar mı? Tabii ki işte çarpanlar ayırmada işe yarar. Köklü ifadeler özellikle işte logaritmada işe yarayabilir. Trigonometride işe yarayabilir, dizilerde işe yarayabilir, türevde, integralde işe yarayabilir. Yani AYT kısmının konularının neredeyse tamamında işe yarayabilir. Ama dediğim gibi sadece genel itibariyle ben üstü köklüden çok korkuyorum derseniz bence ayıp etmiş olursunuz. Öyle tek başına korkulacak konular değil. Özelliklerini bildiğiniz takdirde biraz daha işlem yeteneğiniz varsa tamamen kafanızda bitirmeniz gereken konular arkadaşlar. Evet, bu videomuzu da bu şekilde part 2 ile bitirmiş olalım. D
diğer videomuzda, yani konu testinde görüşelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.